Getirin kızınızı, bir fotoğrafını çekelim, arşivimize koyalım. En kısa sürede bir kısmet buluruz inşallah. Tamam, bir saat sonra. Bekliyoruz. İlk cukkalar geliyor. Ne cukkası be? Ne cukkası? Kızı evlendirecek adam nerede? Şu koltuktan bir kalksan onu da bulacağım. Hadi. Evet, şimdi şu gelen kıza bir kısmet bulmamız lazım. Bakalım sitede bir kimler var üye olaraktan. www.kismetimizvar.com. Of! Ben bu gelen kızla kimi baş göz edeceğim ya? Siteye kaydolan 3 tane erkek var. 3'ü de birbirinden fiyosko. Bir şey söylesene ortak. Efendim? Birazdan bir kız gelecek. Kimle evlendireceğiz diyorum. Ne bileyim ben ya? Yahu, bizim Rafi ile mi evlendirsek acaba? Yürü. İyi günler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Anne ya, ben gidiyorum. Otur bakayım şuraya. Aa, onu beğenmez, bunu beğenmez. Kaldım başıma. Öf. Ne içersiniz teyzeciğim? Bir şey içmeyelim evladım. Ay bakıyorum kısmet bulmuşsunuz bile. Kısmet mi? Merhabalar efendim. Bendeniz Kadir. Hallederiz Kadir. Ben de kızınızla tanışmak için buradayım. Çok güzelsiniz. Şşt, tarla domatesi gibi kızarma öyle hemen. Kadir, ne oluyor? İsterseniz sohbetimize bir muhallebici de, bir keşkülcü de devam edelim. Çünkü burası çok kalabalık. Yo, ben şey... Aa, yok falan deme. Bak aslan gibi delikanlı. Olgun, takım elbiseli. Daha ne istiyorsun ha? Hadi, 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 hadi. Hadi, lütfen. İyi, peki o zaman. Buyurun. Böyle buyurun. Buradan. Sen ne yapıyorsun? Evlilik vaadiyle paralarını mı alacaksın? Saçmalama Servet. Evlilik vaadiyle boşanmaktan kurtulacağım. Hürmetler efendim. İyi günler. Görüyorsunuz işte. www.kismetinizvar.com ne kadar verimli çalışıyor. Kızınızın kısmeti anında bulundu. Allah tuttuğunuzu altın etsin evladım. Ne muradınız varsa versin. Amin. Merhaba Hulya. Tanıştırayım. Nişanlım Cemile. Geç hayatım. Geç şöyle. Keyfine bak. Gir gir gir. Nişanlım mı? Hani pastaneye gidecektik? Pastaneye de gideceğiz. Mastaneye de gideceğiz güzelim. Bak tanıştırayım. Bu Tuğba. Tuğba? Merhaba. Nişanlım. Kadir. Ne demek oluyor bu? Ne demek oluyor bu Hulya? Biz yarın boşanmıyor muyuz? Sen evli miydin? Evet ama halledeceğim. Yarın öğle sularında tamamen özgürüm hayatım. Cemile lütfen gitme. Gel otur kal hayatım. Cemile seni seviyorum. Sahi mi? Tabii sahi. Kadir konuşabilir miyiz? Tabii Hulya, buyur seni dinliyorum. Mutfakta. Hulya, Cemile benim eşim olacak. Ne konuşacaksan onun yanında konuşabilirsin. Bizim saklımız gizlimiz yok. İçtiğimiz su ayrı gitmez. Sen de ne kadar hızlıymışsın Kadir abi. Ne yaparsın? Aşk beklemez Tuğba'cığım. Kadir şöyle geçer misin? Kadir! Pardon hayatım. Eks karımla konuşmam gerekiyor. Müsaadenle Tuğba. Ne oluyor bu Kadir? Ne demek oluyor Kadir de ne demek Hulya? Söylediğim gibi. Madem boşanıyoruz ben de kendime yeni bir yuva kurmanın arayış içindeyim ya. Daha boşanmadık bile. Merak etme Hulya. Boşanırız.
Bilirsin ben çok tedbirli bir adamım. İşleri son dakikaya bırakmamak lazım. Saçmalıyorsun Kadir. Beni vazgeçirmek için çok berbat bir numara yapıyorsun. Ne o? Kıskandın galiba. Aman nesini kıskanacağım? Git evlen, birinin daha başını yak. Sana o kadar dil döktüm Hulya. Sana o kadar yalvardım, ayaklarına kapandım. Ama sen benim kıymetimi bilemedin. Allah Allah. Evet, seninle çok mutlu yıllarımız oldu Hulya. Ama buraya kadarmış. Madem bir boşanma davası açtın, yarın gidelim mahkemede boşanalım, olsun bitsin. Herkes gitsin, kendi yuvasını kursun, mutlu olmaya baksın. Çünkü ben öyle yapacağım. Ne zaman tanıştınız? Şu telefonla çağrılan kızlardan mı? Hiç alakası yok. Tertemiz, pırıl pırıl, helal süt emmiş bir aile kızı. Üstelik de beni seviyor. Cemile hayatım, gidelim mi artık? Gidelim. Hadi. Nasıl, beğendin mi evi? Belki evlendikten sonra babamlarla burada otururuz. Çok harika bir ev. Çok büyük. O zaman kesinlikle burada oturuyoruz. Sanırım bu soruyu önce bana sormanız gerekiyor. Cemileciğim, Tuğba Hanım bu evin sahibidir. Böyle kaba konuştuğuna bakma. Aslında kendisi çok nazik, çok çıtı pıtı bir hanımefendidir. O zaman başka yerde oturalım. İsabet olur. Yarın öğleden sonraya evlenmek için gün alayım diyorum Cemile. Ne dersin? Biraz erken değil mi? Geç bile. Boşanma davam olmasaydı akşama kıyardık nikah. Seninle evlenmek için can atıyorum Cemile. Cemileciğim, sen Kadir'i tanımazsın. Şu anda senin duygularınla oynuyor. Bence siz onun duygularıyla oynamışsınız. Yoksa boşanmak için bu kadar istekli olmazdı. Ne? Helal sana be. Görüşürüz kızlar. Pardon Hulya. Cemile bekle hayatım. Cemile, frambuazlı pasta sever misin? Kazandibi severim. Kazandibi mi? Ne kadar çok ortak yönümüz varmış. Gel hayatım. Numara yapıyor. Bence gerçek de olabilir. Yok canım, numara yapıyor, numara. Vallahi güzeldi kız. Keser misin? Çok güzel. Ellerine sağlık karıcığım. Ne demek kocacığım? Sana da masaj yapayım mı baba? Yok yavrum, istemem. Sağ ol. Ben isterim kızım. Hemen anneciğim. Oh. Eski gelin hiç böyle şeyler yapmazdı. Beni de işlerinde hiç desteklemezdi. Bakın, Cemile ile evlendim. Kismetinizvar.com bu ay tam 100 bin dolar ciro yaptı. Aferin benim evladıma. Aferin. Diyorum ki bu ay bir Miami'ye gidelim. Hazır kasırga mevsimi geliyor. Kasırgalar gelmeden biz oraya gidelim. Kasırga gibi eserim ya. Aa, Miami mi? Hiç görmemiştim. Daha ben seni görmediğin nerelere götüreceğim hayatım? Anneciğim, babacığım, siz de gelmek ister miydiniz? Geliriz ama bilmem ki, belki siz yalnız kalmak istersiniz. Aa, olur mu anne? Siz olursanız daha çok eğleniriz. Canım kızım benim. Hülya hep yalnız gitmek isterdi. Bizi hiçbir yerde istemezdi. Oh. O zaman toplayayım bavulları, Miami'ye tatile gidiyoruz. Oradan da Küba'ya gideriz. Kendime biraz puro almak istiyorum. Kızım sen de evlen git artık. Bak olmuyor böyle. Aile var. Ay, bence de yani. Vallahi ben de ne yapacağımı şaşırdım. Gitmesi için bir kere daha mı boşanmalıyım anlamadım ki. Bir kadından iki defa boşanma var mı acaba? Mıcık mıcık mıcık. Anne. Hülya. Hülya iyi misin? İyiyim. İyi. Düşünme artık canım. Şakadır kesin. Ya değilse? Yok canım, şakadır şakadır.
Mahkeme günü yine sorun çıktı demeyin Hülya Hanım. Bugün kesin boşanıyorsunuz. Ne kadar sorun ne kadar değil ben de bilmiyorum ama ben de sizi bunun için çağırdım. Nedir olay? Kadir yeni bir kadına nişanlandığını söylüyor. Oh, çok güzel. Güzel mi? Daha boşanmadan yeni bir kadın buldu yani. Evet ama yani ben aslında bunun bir oyun olduğunu zannediyorum. Bu kesin aldatmaya girer. Donuna kadar alacağız. Mahkemeyi ertelemenin bir yolu yok mu? Neden? Ben şey... Bakın yine kararsızım demeyin Hülya Hanım. Hiç yolu yok, bugün kesin boşanıyorsunuz. Şimdi sadece bu olayı nasıl ispat edeceğiz onu düşünelim. Merhaba eks karıcığım. Gel hayatım şöyle geç. Buradan. Aha. Körün istediği bir göz, Allah verdiği iki göz. Geç. Merhaba. Merhaba avukat Kubur. Hadi gözün aydın. Bugün amacına ulaşıyorsun. Ben her zaman ulaşırım. Biz iki güne kadar evleniyoruz Hulya. Değil mi hayatım? Al bu da senin düğün davetiyen. Buyur. Ne çabuk ya. Kızı istedin mi de? Biz o tür teferruatlarla uğraşamayız hayatım. Bizim aşkımız beklemez. Değil mi aşkım? Aslında madem bugün boşanıyorsunuz, kendisine artık hayatım diye hitap etmesen. Ne kadar güzel bir aşk. Şöyle bir öpücük alabilir miyim? Efendim Kubur Bey? Birbirini seven insanlar bunu sık sık yaparlar. Tabii biz de yaparız canım. Ne var bunda? Sen bunu öpmek mi diyorsun? Dudaktan, dudaktan. Ne? Dudaktan. Kadir! Sana hala evli bir adam olduğunu hatırlatırım. Ben de sana Orhan Veli'nin şu güzel mısralarını hatırlatırım Hulya. Eski bir sevdadan kurtulmuşum. Artık bütün kadınlar güzel. Gömleğim yeni, yıkanmışım, tıraş olmuşum, sulh olmuş, bahar gelmiş, güneş açmış. Sokağa çıkmışım, insanlar rahat, ben de rahatım. Gidelim mi artık? Gidelim aşkım. Hadi al eşyalarını. Ha, Hulya, mahkemeye geliyorsun değil mi? Evet şey geliyor. Deliller tamamdır. Donuna kadar alacağız. Son kararın mı Hulya? Evet son kararı. Size iyi günler. Kadir hadi. Ulan blöfü görürlerse yanarım ha. Öpüşürken bile resimleri var. Mahkemede delil olarak kullanabiliriz. Perişan edeceğiz onu. Donuna kadar alacağız. Hadi hazırlanın da çıkalım. Gecikmeyelim. Bileğim! Bileğim! Ne oldu? Ayağımı burktum galiba. Ayağımı burktum. Ne? Yürüyemiyorum. Ben mahkemeye gelemeyeceğim galiba. Olur mu canım? Gelirsiniz. Gelemem. O zaman ben hallederim. Hayır, halletmeyin. Siz sadece davayı erteleyin. Aman, yine mi ya? Sen ayağını gerçekten burktuğuna emin misin Hulya? Şiş falan yok da. Burkuldu tabii. Ben senin gibi yalancı mıyım? Tam da mahkemeye bir saat kala. Vallahi çok ilginç. Asıl senin mahkemenin ertelenmesinden sonra nikahı iptal etmen çok ilginç. Boşanmadan evlenmek mümkün olsaydı nikahı iptal ettirmezdim. Seni başka bir kadınla hayal etmek beni zannettiğimden daha çok sarstı. Senin de bana boşanma davası açman
beni çok sarstı. Beni vazgeçirmek için bu kadar ileri gidebileceğini hiç tahmin etmezdim Kadir. Seni kaybetmemek için yapacağım şeylerin hiçbir sınırı yoktur Hulya. Beni seviyor musun Kadir? Hem de her şeyden çok Hulya. Sen? Hoş bulduk kızım. Ne o baba? Dayanamayıp gidip annemi alıp geldin mi? Öyle oldu. Çiçek falan almış. Biraz da yalvarınca kıyamadım. Biz ona yalvardı demeyelim de. Diyelim. Anne, Hulya boşanma davasından vazgeçti biliyor musun? Ah, ne güzel. Çok sevindim. Aferin kızım. Yuvanı yıkmadın. Çok iyi yaptın. Sağ ol anne. Bir dakika. Ne boşanma davası? Hülya Kadir'e boşanma davası mı açmıştı? Oho! 2 ay oldu Kudret. Tabii baba. Boşanma davasını iptal ettirmek için kaç tane numara yaptım ben bile hatırlamıyorum artık. Benim niye haberim yok? Ay. Bu kadar önemli bir şeyi benden niye saklıyorsunuz ha? Niye bana bir şey söylemiyorsunuz? Kudret, neden? Ne biçim adamsın sen? Baba, bu evde her şeyi en son ben duymak zorunda mıyım? Geberteceğim seni. Geberteceğim seni. Öldüreceğim seni. Bıktım senden de. Ne gereksin? Geberteceğim. Öldüreceğim seni. Astos böceği. Bana mı dedin baba? Yok dedeme dedim. Astos böceği işe gitmez baba. Oysa ben işe gidiyorum. İşmiş. Sana yaptığın işe iş mi diyorsun? Tabii baba. Evlendirme şirketi işte. Şahane bir iş yani. Çok anlar ya evlilikten. Senden olsa olsa boşanma şirketi olur be. Hayırsız, ipsiz, çapsız, beceriksiz. Yine başladı kükremeye. Kadir'le karşılaştı tabii. Sen kursan hayırsız evlat anonim şirketi kurarsın. Ya da beceriksizlik şirketi kurarsın. Yan gelip yatırım şirketi kurarsın. Sen kursan saat 10'a kadar yatarım, babamın hesabını bozarım holdingi kurarsın. Senden olsa olsa eve hiçbir hayrım yok şirketine genel müdür olur. Boş gezenin boş kalfası. Baba ne oluyor baba? Baba anne. Baba bir şey oluyor. Ne oluyor? Boşun anne. Baba. Kudret. Baba. Kudret amca. Hemen taksi çağır. Ay. Kolonya geçirin. Baba. Geç baba. Ya bırakın tamam. Tamam diyorum ya. Bırakın beni be. Bırakın. İyiyim ben. Bırakın. Hiç de iyi değilsin Kudret. Doktor bile söyledi. Sinirin artık midene vurmuş senin. Tamam mahres ol. Evet baba. Senin asabiyetini tıp bilimi bile onayladı. Aşırı stresten dolayı aşırı gastrit. Stresten dolayı değil. Senden dolayı. Neyse baba. İstersen sen istirahat et. Yoksa ses tellerin de arıza yapacak. La havle ve la. Hadi kızım sen git de babanın üstüne örtecek bir şey getir. Az laf çok iş. Ben de işe gideyim bari. Malum iş kurdum ya. Zahmet oldu. Hastanelere kadar yorduk seni. Hı? Ağustos böceğisin ya o bakımdan. Senin saz çalıp şarkı söylemen lazım. İş kurduk hala yaralanamıyoruz. Ağustos böceği diyor ya. Oo, Astos böceği de geldi. Günaydın. Günaydın. Hani kismetiniz var diye şirket kurduk ama bizim hiç kismetimiz yok. Bu mudur şirket? Bu mudur senin vizyonun? Bu mudur senin misyonun? Vallahi benim bir müşterim var. Hadi ya. Kim? Babam. Ana, dayım evlenmek mi istiyor? Hayır, Suzan'ı evlendirmemi istiyor. He. Kimle evlendireceğim ben Suzan'ı ya? Kim alır ki o patatesi?